Herkese merhaba arkadaşlar. Aselsan hisse senedi ile alakalı bir değerlendirmede bulunalım tekrar. Aselsan hisse senedini bildiğimiz gibi 2-3 günden beri diyebiliriz. Yatay bir konumda bir sıkışma alanı içerisinde hareket ettiğini izleyebiliyoruz. Bu sıkışma alanı içerisinde hareketini yaparken hemen saatlik periyotta EMA ortalamalarımızı açtığımızda bu alanın üst ve alt bandını bize belirtiyor kendisi zaten. Gördüğünüz gibi aşağıda 16.85 EMA55 kanalı var. Ortalamamız var. Yukarıda ise EMA144 olması lazım. 17 civarı bir düzeltiyorum. EMA233 17.01'de. Bu iki fiyat arasında 16.85 ve 17.01 arasında bir sıkışma bölgesi oluşturduğunu görüyoruz Aselsan hisse senedinin. Hisse senedinde oluşan bu sıkışma alanı özellikle yatayda olduğu için arkadaşlar dikkat etmek lazım. Aşağı doğru kırılımlarda hoş olmaz. Çünkü aşağıda destek olarak altta duran bir tek fiyatın altında 16.55 düzeltiyorum 16.85 ortalamamız var. Yani 16.89'u destek olarak saymıyorum. 16.90 hisse fiyat kapanış fiyatı zaten. Bu noktada gerçekten Aselsan hisse yatırımcısının dikkatli olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de bu paylaşımı yapmakta fayda gördüm. 16.85 altında gerçekten sıkıntılar oluşturur. Yine farklı bir bakışla diyelim bakacak olursak mesela trend, daha önceki videolarda da sürekli bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz genelde çiziyoruz mesela. Ne yaptık? Şöyle trend desteğini kırmış durumda hisse. Bu şekilde yataya sarmış. Bundan sonrası ne olur ne biter diye düşünebilirsiniz. Bu noktada yine TradingView'in daha önceki videolarımda da kullandım. Nasıl kullanılacağını da anlattığım regresyon trend kanalını çizdiğinizde bakın arkadaşlar şöyle bir kanal içerisinde hareket etmeye çalışıyor hisse ve kanal dibine doğru bir sarkma söz konusu. Ya yatayda böyle gidecek dibe doğru dokunacak ya yukarı dönüp tekrar bu orta bandı yukarı kesmeye çalışacak. Bu şekilde takip edebileceğiniz gibi yine farklı bir ağırlıklı ortalama fiyat bilgisi açısından işaret ettiğiniz mumdan sonraki oluşan mumların ağırlıklı hacim ortalamasını gösteren bir ortalama var. Yani şuradaki kaç tane mum varsa hepsinin fiyat artı hacim bölümüyle hesaplanan bir ortalama. Hissenin buradaki trend ortalaması diyebiliriz buna. Bunu da kullanmanızda fayda görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16.83 hissenin destek fiyatı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu bölgede oluşan az önce çizdiğimiz regresyon kanalı içerisinde oluşan hisse fiyatının ortalama fiyatı, yani hisse mumlarının ortalama fiyatını bizim karşımıza 16.83 olarak çıktı. Tekrar şöyle çizecek olursak, hani burada gördüğünüz gibi 16.83 fiyatı hisseyi destek olarak daha önceki süreçlerde gayet güzel tutmuş, yakalamış, yukarı doğru ittirmeye çalışıyor. Fakat kendisi de gördüğünüz gibi yataya sarmış. Yani kendi zirvesinde şu anda dolanıyor. Eğer 16.83'ün altına sarkmalar gerçekleşirse hissede destek seviyelerini test etme ihtimali doğar. Bu noktada güvenli alan az önce EMA ortalamalarında bahsettiğimiz gibi hisse fiyatının bir an evvel 17'li fiyatların üzerine çıkmasıdır. Daha sonrasında yine Hull sistemle kontrol ettiğimizde Hull sistem gördüğünüz gibi hemen yakınlaştığını bir sat sinyali oluşturmuş şu bölgede. Ne yapmış? EMA 14 yüzü aşağıya kesince net bir sat sinyali oluşturmuş. Daha sonrasında bir R yakmış. Burada bir tekrar bir tepki gelmiş.
Ama sanki bu hani düşene onay almak gibi olmuş. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yine bu alanda da gördüğünüz gibi bakın fiyat Hull 50, 14, 100 hepsi bir arada. Hani bir kararsızlık aşamasında yatay periyotta hacimlerin de bir kararsız olduğunu görüyorsunuz. Burada alım satım mumları mesela şurada alım mumu ortalama civarda hani 3 milyonluk bir mumsa yanındaki satım şu mumu ondan daha fazla bir hacimle gelmiş. Ya bunlara dikkat ederek takip etmenizde fayda var. Bu noktada hemen destek direnç fiyatları anlamında hissenin günlük pivot destek dirençlerini grafiğe yansıttığımızda sağ sütunda fiyatın altındakiler destek olarak üstündekiler de direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Bu şekilde grafikte pivot, ortalamalar, Hull sistem kullanabilirsiniz. Ayrıca aşağıda RSI, Wavetrend veya fark etmez yani de kendinize kullanmaya alıştığınız CCI olur, MACD olur. RSI'dan farklı stokastik olur, stokastik RSI olur. Yani kendi kullanımınıza alıştığınız indikatörlerden de bu konu hakkında yardım alabilirsiniz. Teyit amaçlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunları kullana kullana öğrenir. Hangi periyotlarda daha güzel verimli olduğunu tespit edebilirsiniz. Bolca grafik çalışmak ve çizmek gerekiyor bu noktada. Şimdi Hull sistemde biliyorsunuz bir de Hull bandımız var. Hemen onu da bir açmak istiyorum. İlk önce şu pivot değerlerimizi kapatalım. Hull sistemde bu da bize trendin yönünü gösteren bir kanal açıyor. Şu anda gördüğünüz gibi Aselsan kanalı yönünü aşağı doğru çevirmiş durumda. Bu noktada az önce bahsettiğimiz gibi hisse fiyatının acilen özellikle kırmızı 17.09 Hull 50 kanalının üst bandına doğru gitmesi ve burada kapanışlar yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani Hull 50 ve Hull 50 up seviyesi arasında kalmalı. Aksi takdirde Hull 100'ün baskısı hissede büyük gerilemelere sebep olabilir. Neden diyecekseniz, yani geriye gidip geçmişte neler olmuş diye baktığınızda, bakın arkadaşlar hemen burada bir geçmişte ne olmuş diye baktığımızda bir sat sinyali oluşmuş. Hull 14 yüzü aşağı kesince, bakın burada bir R sinyali vermiş ama onayı gelmemiş. Yani aslında al sinyali olarak biliyorsunuz Hull 14'ün 50'yi yukarı kesmesi gerekiyor. Gelemeyince bakın Hull 14 ve 50'nin altında hisse fiyatı mücadele ederek aşağı doğru bir düzeltme gerçekleştiriyor. Ara sıra Hull 100'ü test etse dahi düşüşün geldiği noktaları görebiliyoruz. Daha ki en dip noktaya ulaşana kadar artık alt kısımda RSI'nin de 30'un altına kadar sarktığını, buralarda tepki alımları geldiğini görüyor. Daha sonrasında yeni bir trend başlattığını test ediyoruz hissede. Bu yüzden hissenin Hull 100 altında yapacağı kapanışlarda tedirgin olmakta fayda var ve şu anda Hull 100 16.93 ve hisse kapanış fiyatı 16.90. Bugün aslında güzel ataklar yaparak 17'leri test etmişti fakat üzerinde kalmayı başaramadı. Satış alış mumları birbirini karşılar seviyelerde olsa da umarım yarın açılış itibariyle tekrar 17 seviyelerin üstüne atarak hisse fiyatı yukarı yönlü trendini devam etmeye çalışır. Aksi takdirde dediğimiz gibi buralarda Hull 100 altında Hull 100'ün baskısı altında aşağı yönlü bir düzeltmeye girebilir hisse fiyatı. Bu noktada Aselsan yatırımcısını uyarmak istedim. Baktığımızda arkadaşlar bazıları formasyon olarak burada bir tobo oluşumu var diyorlar. Evet, tobo oluşumu olabilir ama yakından takip etmek gerekir. Yani burada tobo oluyor olması hissenin %100 gideceğini bize ifade etmez. Son zamanlarda toboların sağ tarafının uzatıldığını çok şahit oluyoruz.
görüyoruz. Biz yine de temkinli olarak destek direnç seviyelerimizi belirleyip hisseye eşlik etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kısaca bahsedeceklerimiz bu kadar. Bu noktada hemen bir kısaca Fibonacci de çekip hissenin şu anki Fibonacci destek seviyesini ne şekilde test ettiğini görmek amaçlı hemen bir Fibonacci'mizi çekelim. O şekilde videoyu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi 16.93 Fibonacci seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirememiş. Destek olarak karşısında aşağıda 16.72 var. Bu hissenin buradaki destek noktasına dikkat etmekte fayda var. Aşağı doğru sarkmalarda 16.39'a kadar, hatta 16.15'e kadar düzeltmelere karşılaşabilir. Yukarı yönlü hareketlerinde ise hisse fiyatının 17.26 üzerinde kapanışlar yaparak tekrar yukarı yönlü trendine devam edebileceğini söyleyebiliriz. Aselsan hissesiniz için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.